Üzgünlük bu, anlatılmaz ki kalem ve kağıtla. Anlamazlar ki derdimi, söylesem mi ağıtla. Sıkıntı öyle bir vurmuş ki içimi, sıkıntım daha da artıyordu gördükçe insanların içini. Yoldan geçen insanlar yüzüme bakıyordu. Gözlerimden yaşlar süzüle süzüle akıyordu. Korktum. Kendimden korktum, halim yürekleri yakıyordu. Ben olmasam bile gözyaşlarım bunu haykırıyordu. Hep iyi olmaya çalıştım. İnsanların beni anlamamasına alıştım. Düzen ben değildim ama gönülleri yine ben almıştım. Olanlara, evet hepsine belki de sakin kalmıştım. Solanlara doğru bakıp onlara uzun süre dalmıştım. Solanlar mı kimdi? Bir çiçek değillerdi elbet. Kimisinde yüksek ses, kimisinde ise küçük bir heybet. Arkamdan konuşanlar da vardı tabii ki. Gel istersen sen sabret ya da git o kişiye söyle bir şeyler, hatta küfret. O da bize yakışmaz ki. Bize hep dediler boş ver sen affet. Bıktırdılar beni, ziyadesiyle bıktırdılar. Kalbimdeki sevgiyi de saygıyı da iyice yıktırdılar. Ama dedik ya sabrettik biz hep. İstemezsen saygıyı gel de elinde geri tep. Ne yapayım? Şimdi yürüyorum ırmak kenarında, yürüyorum. Yerden küçük bir taş alıp yolumu sürüyorum. Elimdeki taşı suya atıyorum. Düşünüyorum ki elimdeki taş kalbimdeki sıkıntı. Geçmediğini düşünüyorum, tekrar tekrar elime taş alıp atıyorum. Böylelikle kendime az da olsa bir huzur katıyorum. Bilmezdim ben taş sektirmeyi. Doktor ne bilsin tarla ekmeği. Attığın taş yassı olacakmış, sert olacakmış. Cahit Sıtkı olmasa da onun da yeri dolacakmış. Ben denizle o taşın sert olduğunu anlayacakmış. Çıkıyorum şimdi ırmağın içindeki bir tünelden. Huzura varan bir kapı açılıyor. Ve bakıyorum ki etrafımı saran bir huzur saçılıyor. Sonra diyorum içimden, sabrettiğime değmiş. Buradaki iyi insanların yanında kötü insanlar da neymiş? Unutuveriyorum kısa bir süreliğine kötülükleri. Diyorum ki, yardım eden var mı bir dirhem? İnsanlar alçak gönüllü olmuş, hepsi ayrı bir yarama merhem. Birden uyanıyorum, gözlerim de açılıyor hemen. Bakıyorum ki, gözümün önünde kayboluyor Filistin, Gazze, Yemen. Sonra tekrar, tekrar şükrediyorum.